Ve biz TV'den merhaba. Bu hafta eğitim sistemini, eğitim sistemlerini, okulu etrafında kurguladığımız öznenin kendisine, çocuklara bakacağız. Hangi bağlamda bakacağız? Malum Türkiye gündemi belli. Hatta Türkiye gündemi uluslararası bir gündem halinde. Afrin'e başlatılmış bir askeri operasyon var. Bu operasyonla birlikte bir savaş hali, savaş atmosferi yaşıyoruz ülkede. Çocuklar nasıl etkileniyor bundan? Hem mevcut şu anda yaşadığımız bu atmosfer içerisinde hem de savaş ve çocuğu yan yana koyduğumuzda çocukların yaşadıkları neler? Bunlara bakmaya çalışacağız. Gündem Çocuk'tan Mehmet Onur Yılmaz'la birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Soner. Aslında Medyascope TV'de Gündem Çocuk adında programdan da biliyoruz seni. Sizin de gündeminiz çocuk programın adından da belli olduğu şekilde ama Gündem Çocuğu biz tabii sadece bir internet televizyonu programı olarak bilmiyoruz. İstersen başlarken bir parça Gündem Çocuğu konuşalım mı? Konuşalım. Aslında bugünkü süreçle de ilgisini kurarak konuşalım. Gündem Çocuk tabii ki bir dernek olarak 2005 yılında faaliyete geçmiş Çocuk Hakları Hareketi'nin Türkiye'deki önemli bir parçasıydı. Ta ki geçen sene Kasım ayında bir KHK ile kapatılana kadar. Şu ilgisini kuralım. Kapatılmamış olsaydı bugün belki bu konuyla ilgili çok daha kapsamlı bir hareketinde bir parçası olabilirdik. Ne yazık ki dernek olarak faaliyet sürdüremiyoruz. Olağanüstü hal koşulları içerisindeki, aslında olağanüstü hal değil, olağan dışı hal demek belki daha doğru. Ancak hani kendimize bulduğumuz bu mecralarda yine çocuk haklarına ilişkin ve biz TV'de de Medyascope'da da sözümüzü söylemeye çalışıyoruz. Belli sınırlar içerisinde ne yazık ki. Peki, o halde yani savaş ve çocuğu yan yana koyduğumuzda tabii şu an en çok sıcak bir çatışmanın yaşandığı bir dönemdeyiz. Burada arayacağız çocuğu, neler yaşadığını burada arayacağız ama bunun öncesinden bir başlamak lazım. Yani savaş ve çocuk dediğimizde, çocuğun neler yaşadığına bakmaya başladığımızda doğrudan sıcak çatışmanın olduğu ana mı bakalım yoksa bir öncesine mi gitmek gerekiyor? Aslında bu savaş yanlısı olmak ya da barış istemek ikileminde kalan toplumun şu anki ruh haline de bakacak olursak herkes sanki savaş sadece sıcak çatışma ya da silahlı çatışmayla ortaya çıkan bir halmiş. Yani sözlük tanımı buymuş. Sanki insanlar birbirlerine ancak silah sıktıklarında ya da silah doğrulttuklarında bir savaş söz konusu olurmuş gibi görünüyor. Ama halbuki savaşa gelene kadar, yani savaşı sadece insanların güç ve zor kullanarak ya da kendi iktidar araçlarını kullanarak, baskı araçlarını kullanarak, çeşitli silahlarını tırnak içerisinde kullanarak, başkalarının haklarını ellerinden aldıkları bir hal olarak bakarsak, silahlı çatışma bunun aslında en kangren olmuş, insani bütün iletişim metotlarının ya da araçların ortadan kalktığı ve bir şekilde insanların artık birbirlerinin yaşam haklarını da ellerinden alacak düzeye geldikleri bir hali gösteriyor. Ama buraya gelene kadar aslında ki ya da bununla birlikte savaş sadece insanların yaşam hakkını ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla sadece bir silahlı çatışma hali değil. Bir grubun bir başka grubun üzerinde kendi iktidar araçlarını ya da gücünü onulmaz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde, kuralsız bir şekilde, insan haklarını ihlal eder bir şekilde kullanarak onun doğrudan haklarını, elindeki haklarını, çeşitli haklarını, bu barınma hakkını olabilir, sağlık hakkını olabilir, eğitim hakkını olabilir, bir grup olarak ya da kitlesel olarak hedef aldığı bir hal olarak aslında topyekün bir adaletsizlik hali olarak bakmakta fayda var. Bugün artık dördüncü gününü yaşadığımız bu Afrin operasyonuna bu haliyle bakacak olursak zaten süre giden bir savaşın artık silahlı çatışmaya dönüşmüş bir halinden bahsediyoruz. Tabii ki bu sadece bugün geldiğimiz haliyle de insanların yaşam haklarını hedef almıyor. Yani şöyle bakmak lazım. Yani bir insan hakları savunucusu perspektifiyle baktığımızda işte daha iki güncel sayı 15 tane köyün ele geçirildiği yine tırnak içerisinde söyleniyor. Biz şunu mu kabul edeceğiz? Bu 15 tane köyde hiç çocuk yaşamıyor muydu örneğin? Eğer bu yani düne kadar yaşıyordularsa bugün nerede bu çocuklar? Başlarına ne geldi? Bu ilişkiyi ta çatışma öncesinden bugüne kadar kademe kademe kurmadığımız sürece aslında savaş ve çocuk ilişkisini kurmakta da zorlanırız diye düşünüyorum. Peki İkinci. buradan geriye doğru gidelim mi? Yani
O en bizim görünür halde bulduğumuz ya da en kolay savaş halini tanımlarken sen de söylemiştin silahlı çatışmanın yaşandığı hal, savaşın hallerinden en kolay tarif edileni bu ama pek çok hali var diye eklediğin noktada. Bu en kolay tarif edilen yerde çocuklar ne yaşıyor? Gündem çocuğun bu açıdan çok kıymetli çalışmaları da vardı biliyoruz. Sen de söylemiştin zaten belki de bu noktaya gelinmesinde de bu çalışmaların da ne diyelim tırnak içinde birilerini rahatsız ettiği için belki süreç buralara geldi ama ne yaşıyor çocuklar böylesine bir silahlı çatışma halinin ortasında? Şimdi birkaç düzeyde bakmak lazım. Bir, çatışma bölgesinde olup hedef konumunda olan çocuklar, yani bunların olmadığını varsayamayacağız. Orada on binlerce, yani 100 binin üzerinde belki insan yaşıyor. Bunun yarıya yakının çocuk olduğunu kabul edebiliriz genel nüfus ortalamasına bakacak olursak. Birincisi, çocukların hedef haline gelmeleri onların yaşam hakkını zaten doğrudan bir tehdit altında gösteriyor. İkincisi tabii ki bu tehdidi bertaraf edebilmek için doğrudan yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan aileleriyle birlikte apar topar bir şekilde göçe zorlanma gibi bir hal söz konusu ki bu aslında topyekun bir hak ihlali. Yani olağan yaşam koşullarından tamamen olağan dışı bir yaşam koşuluna geçiyor olması çocuk için hani bunun sıralamasını siz yapın. Beslenmeden barınmaya, sağlıktan eğitime, hani bildik adı konmuş bütün insan haklarının aslında bir dizi ihlali söz konusu. Neden? Yaşam hakkını bir şekilde sakınabilmek için. Ama tabii çocuğun etkilenmesi bu kadar değil. Yani bu tabii ki en önemlisi ve en kritik olanı ama onun dışında birkaç değişik düzeyde çocuklar etkileniyorlar. Birisi de örneğin Türkiye'deki diğer çocuklar açısından bakın. Şu anda aslında topyekün Türkiye'deki bütün çocukları biz bu savaşın bir şekilde başlatanı, engellemeyeni, engelleyemeyeni artık her nasıl koyacaksak ya da konumlandıracaksak kendimizi bütün çocuklara bir açıklama borcumuz var ve aslında biz bunu yerine getiremiyoruz. Yani nedir o açıklama? Biz çocuklara barışı öğretmemiz, barışı anlatmamız, daha iyi bir dünya, daha insani bir dünya üzerine bir yaşam kurgusunu onlarla paylaşmamız gerekirken bugün siyasetçilerinden basınına, akademisyenlerinden pek çok artık ne toplumsal sosyal medyasına savaş, ırkçılık, düşmanlık yani en sert ifadeleriyle yani bugün Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin birkaç gün önce yaptığı yakılmalıdır, yıkılmalıdır, yok edilmelidir hani en hafif kalan tabirler haline geldi ne yazık ki. Sosyal medyada hani onulmayacak ifadelerle bir savaş çığırtkanlığının yapılıyor olması tek başına çocukların aslında kendilerini var etme hallerine, eğitim haklarının ihlalidir. Biz çocuklara nasıl bir hayat kendisine benzemeyenle ya da başka bir yerde yaşayanla nasıl bir ilişki kurması gerektiğine dair verdiğimiz bu örnek, çerçeve ya da yaşanmışlık topyekun bir hak ihlali. Birincisi bu. İkincisi tabii ki çocuklar bir diğeriyle yani ötekiyle ilişki kurmayı da bu örneklerden ne yazık ki öğreniyorlar. Yani bir başkasının öldürülebilir olduğunu, yok edilebilir olduğunu, bunun çeşitli sebeplere öyle ya da böyle, dün öyleyken bugün böyle olan sebeplere dayandırılabilir olduğunu ne yazık ki bu örneklerden öğreniyorlar. Bu açıdan bakacak olursak da aslında biz çocukların bugününde bir şekilde imha ediyoruz. Türkiye'deki bütün diğer çocuklar açısından bakacak olursak. Yani çocukların kendisine benzemeyen herhangi bir işte sosyal grupla, kültürle, milletle, ulusla her ne derseniz deyin ilişki kurma biçimini de aslında biz bir tür savaş diliyle onlara aşılıyoruz. Bugün eğitim sistemimiz zaten bunun artık çığırından çıkmış bir şekilde yapıyorken aynı şeyi toplumsal düzeyde de medyada da günlük hayatta da artık çok olağan bir şekilde görüyoruz. Tersine buna hayır demenin de yasak olduğu, buna hayır demenin de kötü olduğu, buna hayır demenin de aslında yapılmaması gereken bir şey olduğu da bir yandan pompalanıyor. Nereden baksanız aslında çocukları biz yetişkinler olarak bu açıdan hani mahvediyoruz diyebilirim. Çünkü şuna bakın, hani çocuğun yaşamdaki pozisyonuna bakın, yetişkinler tarafından kurulmuş bir dünyada kendilerine yer edinmeye çalışan, neredeyse de bu işte yetişkin nüfusun %30'unu, %40'ını oluşturan insanlık nüfusunun bir kalabalıktan söz ediyoruz. O kalabalığın bu çıkan savaşta ne o savaşı çıkartan olarak bir sorumluluğu var, ne o savaşın aslında bir öznesi,
Dolayısıyla başlatma araçlarına sahip olmadığı gibi savaşı durdurma araçlarına da sahip değil. Ve ne yazık ki yetişkinler evet. tarafından yapılan açıklamalarla yetinerek bu dünyayı anlıyorlar. Biz bu açıdan baktığımızda yaptığımız kötülüğün sanırım haddi hesabı yok. Evet. Burası çok kritik. Yani, savaşın başlamasında ya da bitirilmesinde bir rollerinin olmayışı ya da olamayışı mağdurları haline getiriliyor olmaları. Bazen de araçları haline getiriliyor evet. olmaları. Değil mi? Hani tırnak içinde çocuk asker diye bahsettiğimiz bir olgu da var, bir gerçeklik de var. Bazı savaş hallerinin içinde çocukları ellerinde silahlarla da görüyoruz. Ellerine silah almalarında da sanırım yani benzer yaklaşıyorsundur değil mi? Sonuçta onlar kendi iradeleriyle silahları ellerine almıyorlar. Çocuk asker dediğiniz şey aslında yetişkinler tarafından bir etiket. Yani bu etikete karşılık çocukların silahlandırılması ya da bir şekilde savaşta rol almalarının sağlanması da bir yetişkinlik eylemi. Yani çocukların aslında yetişkinler tarafından istismarının en çarpıcı hallerinden birisi. Yani cinsel istismar nasıl yetişkinin çocuk üzerinde bir güç kullanma hali ise aslında çocuğun militarize edilmesi, asker hale getirilmesi ya da silahlandırılması da öyle. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyor. Şimdi devletlerin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde bir tarafı olarak modern devletlerin baktığınızda aslında çatışma hallerinde ve çatışma durumları da dahil olmak üzere çocukları koruma yükümlülüğü var. Bu şunu gerektiriyor. Evet, Türkiye 18 yaşından küçük askere alma işlemi yapmıyor. Yani bir çocuk askerlik sorunu Türkiye açısından yok diyebiliriz. Ama Türkiye tırnak içerisinde hedef aldığı topraklardaki çocukları da korumakla yükümlü. Yani bunu göz ardı edip onu sanki kendi sorumluluğu dışında görüyor olmasında çok ciddi bir sorun var. Bu sorunu özellikle işaret etmek lazım. Çünkü medyada gösterildiği, anlatıldığı şekliyle savaş sanki boş alanlarda, boş topraklarda gerçekleşiyormuş. Köyler alınıyor, köyler veriliyor ama yani bunlar sanki yaşam alanı değilmiş ve orada çocuklar yokmuş gibi davranıyoruz. Ama hedef haline getirilen çocuk da burada savaşın bir aracı. Ve ne yazık ki bunu görmezden geliyor olmamız da bizim yetişkinler olarak, sadece bir devlet düzeyinde yetişkinler olarak da yani savaş istemek, barış istemek düzeyindeki hem sorumluluğumuzu da belirleyen bir şey. Burada korunma, yani uluslararası toplumun da, insanlığın da ama onun modern bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ne yazık ki yani yerine getirmediği böyle bir sorumluluğu var şu anda. Biz bunu görmezden geliyoruz ve işte sivil kayıpların olmamasına dikkat edilecek gibi bir açıklama söz konusu. Ama hani o kadar üstü kapalı ve örtülü bir bilgi şeyi sansürü içerisinde bakıyoruz ki yani olan bitene dair hiçbir bilgimiz yok. Ve sanki orada sadece hani boş köyler varmış ve biz onları ele geçiriyormuşuz gibi bir ifade kullanıyor. Peki o devletlerin sorumluluklarından bir parça ilerleyelim. Uluslararası toplumun ya da uluslararası devletler sisteminin de sorumlulukları var. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere. Çünkü onların çocuklara ilişkin bazı bağlayıcı metinleri var. Oralardaki hani o şeye bakarsak, duruma bakarsak yine çocuklar açısından bir dizi sorumluluk yok mu? Sadece bir devletin değil de devletler sisteminin de sorumluluğu yok mu? Ya Birleşmiş Milletler düzeyinde ki en etkili herhalde en çok devlet tarafından onanmış sözleşmelerden bir tanesi Çocuk Hakları Sözleşmesi ve onun çok önemli bir maddesi tüm insanlığın ilk ve en öncelikli görevinin çocukların yaşamını korumak olduğunu söyler. Biz de buna imza atmış bir devlet olarak ve aslında bu savaşın uzaktan da olsa tarafı olan Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri'de, İran'da, diğer ülkelerde bu anlamda aslında bu konuda bir sorumluluk sahibiler. Yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki konumu farklı olsa da kendi insan hakları belgeleri sistemi içerisinde de bu sorumluluğu teyit ediyor. Dolayısıyla bence biraz yapmacık kaçan, biraz da sembolik olan bu şu mevzuya dikkat çekmek istiyorum. Sanki bu ve benzeri harekatlarda ya da operasyonlardaki tek sorun sivil kaybına indirgeniyor. Yani bir can kaybı adı geçiyorsa ancak bir sorun varmış gibi ortaya çıkıyor. Fakat can kaybı tabii ki çok büyük bir sorun. Yani bunu hani şey yaptığım için, atımsadığım için söylemiyorum ama can kaybına gelene kadar çocukların yaşadıklarını görmezden gelmek ya da sivillerin yaşadıklarını görmezden gelmek de çok ciddi bir sorun var. Yani insanların yerlerinden edilmesi, göçe zorlanması,
pek çok, yani adı konmuş biraz önce de söylediğim gibi, bütün haklarından haklarını kullanamaz hale getirilmesini görmezden gelip sadece bir sivil kaybı şeyine, klişesine dayanıyor olmak aslında bu harekatları devletler açısından meşru kılmaya yönelik bir şey, bir mirengi noktası olarak kullanılıyor. Halbuki savaş, biraz önce söylediğim gibi, silahlı çatışmaya dönüşmeden bile pek çok hak ihlaline sebep olan bir insanlar arası eylemken, biz bu halde sadece sivil kaybı adını koyarak ilerlemekte zaten hani çok büyük bir ikiyüzlülük yapıyoruz yetişkinler olarak ve devletler olarak. Şu ana kadar hani hiç kimse hayatını kaybetmemiş olsa bile, ki umarım etmeden, yani ama bu bir savaş, yani CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu umarım kimsenin burnu kanamaz diyor. Yani bu ya hayalcilik ya anlamamazlık. Şimdiden ölüm haberleri gelmeye başladı. Ölüm haberleri de gelmeye başladı ama mevzu burun kanaması da değil. Oraya gelene kadar zaten yaşananların kendisi insanlık dışı. Siz insanlar hayatını kaybettikten sonra yani bunun bir sorun olduğunu ifade ediyor olmanız da hiçbir şeyi düzeltmiyor aslında bakarsanız. Bu herhalde savaşın ne demek olduğunu bilmemekle ilgili olsa gerek. Peki, savaşın halleri içinde çocuğu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir noktada hani bizzat mağduru oluyor çocuk o çatışma halinin, silahlı çatışma halinin ya da onun öncesindeki aşamalarda mağduru. Bir parça yine onu açarız, oraya tekrar dönmek istiyorum. Bir de tabii savaşan taraflar içerisinde hani sivilleri dışında tutacak olursak, yani elinde silah tutanlar açısından çocuklar yakınlarını da kaybetmeye başlıyor. Bu da oldukça büyük bir sorun. Yani az önce hani ötekine ilişkin, ötekiyle kurduğu ilişki bir savaş hali içinde oluşuyor, oluşmak zorunda bırakılıyor çocuklara. Bunu yapıyoruz diyordun. Biraz bunu da daha sorunlu hale getiren bir duruma kavuşuyor sanki böyle olunca. Nefret artıyor, yarattığı travmalar var çocukta. Kendi yakınını kaybetmiş, burada bir tür hani ikincil derece gibi gözüken mağduriyetler de olsa, yani kendi canı dışında başka birileri, çok yakınları, sevdiklerini kaybediyor oluşu da çocuk üzerinde hani onarılamaz yaralar, travmalar yaratıyor. Sanıyorum da burası da önemli bir noktası, değil mi? Yani şuradan alarak söyleyeyim, çok haklısın Soner, ama şöyle bir tarafı var. Şimdi ya aklı başında hiçbir insan aslında, yani ya da şöyle söylüyorum, aklı başında insanların ekseriyeti, çok ciddi çoğunluğu savaş istemezler. Ben askerlerin bile çoğunluğunu savaş istemediklerini düşünürüm. Savaşı isteyenler ya da istediklerini ifade edenler ya o savaştan doğrudan zarar görmeyecekleri kesin olanlardır ya da bir şekilde o savaşın sonuçlarından bir çıkarı olanlardır diye bakıyorum. Şimdi savaştan zarar görenlere bakacak olursanız, kendi hayatlarını kaybediyor olmaları, ya bu asker de olsa böyle, yakınlarının onları kaybediyor olması. Yani bugün hayatını kaybeden askerlerden bir tanesinin 5 aylık bir çocuğu olduğunu öğrendi. Şimdi o çocuğun bütün hayatı boyunca ona işlenecek olan aslında bu bilgi bir şekilde onun dünyayla kuracağı bütün ilişkiyi belirleyecek. Dolayısıyla onun çevresindeki insanları da ve belki bundan sonra hayatını kaybedecek olan insanlar da ya da savaşlarda bugüne kadar hayatını kaybeden insanların yakınlarının birinci travmalarının aslında onların hayatındaki etkisi. Tabii ki bunları topladığımızda toplumsal olarak bizim birbirimizle ilişkimizi belirleyen, işte barış konusunda, insani değerlerin, aslında yaşamın kurallarını belirlemesi konusundaki biz gücü bir şekilde kaybediyoruz ve bunu hırpalıyoruz. Yani geleceği aslında ortadan kaldıran bir şey bu. Dolayısıyla hani hiçbir sorunu çözmeyeceği belli olan savaşlar, hani sorunları çözmemek bir yana, yeni sorunların da ortaya çıkmasına, yani onlarca yıla sahip sorunların da ortaya çıkmasına, travmaların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla çocuklar hiçbir şeyden muaf olmadıkları gibi bundan da muaf değiller. Yakınlarını kaybediyorlar. Yakınlarını kaybeden arkadaşlarına şahit oluyorlar. Bir şekilde bu savaşın şiddetini sözde, görüntüde hani izliyorlar, medyada izliyorlar, buna maruz kalıyorlar. Yani her düzeyde aslında yetişkinlerin başlattığı ve sürdürdüğü bu şiddetin, sürekli şiddetin mağduru halindeler. Bunun da tek ve yegane sorumlusu yetişkinler. Yani şu açıdan bakacak olursak, savaş yanlısı olmanın gerçekten insan olarak anlaşılabilir bir tarafı olmadığını söylemekle birlikte, barış istemek de tek başına silahlı çatışmayı istememekle yetinilebilecek bir şey değil. Yani bunun ötesinde bir
barış talebini geliştirmek, gerçekten çocuklara anlatabileceğimiz, çünkü bizim Gündem Çocuk olarak, çocuklar için barış girişimi olarak yaptığımız açıklamalardan bir tanesi de çocuklara bu savaşı anlatamazsınız diyor. Gerçekten çocuklara savaş anlatılabilecek bir şey değil. Yani bu tamamen bir yetişkin arızası, yetişkin paranoyası bir durum ve bunu hiçbir sorumluluğu olmayan çocuklara anlatabilmek ne yazık ki mümkün değil. Bu yük şu anda hepimizin sırtında diye düşünüyorum. Peki, çocuklara anlatabileceğimiz barış talebini nasıl kurmak, oluşturmak gerekiyor? Yani nasıl anlatalım bu barış talebini? Sadece silahlı çatışma olmasın, savaş olmasın değil demiştin. Onun ötesine geçmek lazım demiştin. Bir parça da onu konuşalım. Nasıl tanımlıyorsun, nasıl konumlandırıyorsun bu barış talebini? Aslında yetişkinler olarak bizim çocuklara borcumuz tam olarak barış halinin hem egemen kılındığı hem de bunun nesiller boyu sürekliliğini sağlayabilecek bir kültürün oluşturulması, yani bir insan hakları kültürünün oluşturulması gerekiyor. Yani savaş, biraz önce dedik, topyekun bir adaletsizlik hali. Yani birinin elindeki güçle bir başkasının haklarını bir anlamda gasp etmesinin maruz görüldüğü bir hal. Dolayısıyla biz çocuklara tam bunun tersini anlatacaksak söyleyeceğimiz şey bu olacak. Herkesin karşısındakinin haklarına, onun kişisindeki haklara azami saygı gösterebileceği bir düzeni, bir sistemi, bir devleti, bir coğrafya oluşturmakla ilgili yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla aslında çocukların çok iyi bildikleri bir şeyi, hani sadece bozmamak ve onların inandıkları, yani zaten doğuştan getirdikleri o adil dünya inancını besleyecek olan bir eğitim, besleyecek olan bir hani kanıt arıyor. Yani çocuk aslında dünyadaki duruşuyla yetişkinlerin onun inandığı dünyaya uygun yaşamasını bekler. Ama yetişkinler çocuğun bu hayalini, bu adil dünya inancını bozar. Biz şu anda bunu bozuyoruz. Dolayısıyla aslında sadece bunu bozmamakla hani eylemde bulunabilsek. Yani onlara aslında gerçekten hani çevresindekilerin kendilerine benzese de benzemese de bütün insanların kendisi kadar değerli olduğunu, bir insanı bir başka insanı öldürmesinin hak olmadığını, olamayacağını, hiçbir koşul altında bunu aslında bir hak olarak görülemeyeceğini göstersek, çocuğa bir şey öğretmiş olmayız. Çocuğun aslında sahip olduğu adil dünya düzeni, yani duygusunu, insanın aslında kendi aklıyla vardığı bu düzenin sadece bir kanıtını ona sunmuş oluruz ve belki de yapmamız gereken tek şey bu sanırım. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Size de kolaylıklar diliyorum Gündem Çocuk olarak çalışmalarınızda. Ya tüm çocuklar için savaşsız, ama sadece hani savaşsız demeyelim, barış dolu bir dünya dileyelim, ama dilek olarak da kalmasın deyip programı kapatalım. Çok sağ ol tekrar katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Barışı istemeye çekinmeyelim. Hoşçakal. Evet, Mehmet Onur Yılmaz'la değerlendirdik Gündem Çocuk'tan. Savaş ve çocuk, bunu konuşuyorduk. Önce çocuklar, bugünkü programın duyurusunu da bu başlıkla yapmıştık. Az önceki dileğimi yineleyeyim ve dilek olarak kalmasın, gerçekleşsin. Çocuklar için, önce çocuklar için barış, ama tüm insanlık için barış. Hoşçakalın.